Merhaba sevgili dostlar. Tormek gerçekten bileme alanında bir dünya markası. Bir bileme profesörü gerçekten de. Ürünümüz geldi. Kutu açılışını bir yapacağız. Bakalım içinde neler var neler. Öncelikle şunu söyleyeyim. YouTube kanallarında çok fazla araştırmama rağmen birkaç tane örneğin dışında Türkçe olarak açılışını ve bileme tekniklerini gösteren video yok. Özellikle bileme tekniklerini gösteren videolar hiç yok. Sevgili dostlar, bunun bileme tekniklerini teker teker hepsini baltadan makasa, normal ahşap oymada kullanılan iskarpeladan çip karvin küçük iskarpelalara, vida bildiğiniz matkap ucu vidalardan büyük bıçaklara, bütün çalışma tekniklerinin hepsini tek tek anlatımlı videolarla buraya yükleyeceğim. Ondan dolayı arada kontrol etmek isterseniz, ihtiyacınız olursa veya ihtiyacınız olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu sayfaya yönlendirebilirsiniz. İlk önce kutu açılışında bir bakalım. Öncelikle neler var kutunun içinde? Aa, doğru ya, bunu açmayı unuttuk. Şöyle açalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir açılış, kapak açılışı var. Evet, ilk karşınıza çıkan yara bandı. Bu gerçekten bu insanların, bunu üreten insanların kendilerini işlerine vermeleriyle, gerçekten işlerine saygı duymasının bir örneği olarak gösterebilirim bunu. Neden? Çünkü bu bir yara bandı arkadaşlar. Bu yara bandını ilk açılışta karşınıza koymak gerçekten de bir pazarlama zekasını barındırıyor. Neden derseniz, arkadaşlar bunu bilerken herhangi bir yaralanmaya yol açtığı için değil, biledikten sonra mutlaka yaralanmanıza yol açacak keskinliği vereceğinden dolayı müthiş bir zekayla koymuşlar ilk karşınıza çıkan yara bandı. Gerçekten tebrik ediyorum. İşlerini sevdiklerinin güzel bir örneği diyebilirim. Sonra kullanma kılavuzları sevgili dostlar, bilirsiniz her ürünün içinden çıkan değişik dillerde kullanma kılavuzları. Başka ne var arkadaşlar? Başka asıl kullanma kılavuzları, yaklaşık 1, 2, 3 garanti belgesi de var. 4, 5 ayrı şeyde birden çok ulaşabileceğiniz dil seçeneğiyle nasıl, ne şekilde kullanılır onların bilgileri. Ve arkadaşlar buradan bir tane krem çıkıyor. Sonra bir tane daha buradan krem var. Bunlar deri honlamada kullanacağınız ürünler sevgili arkadaşlar. Bunları deri honlamada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir tanesini önce sürüyorsunuz, bir tanesini sonra. Ben onu ayrıntılı olarak zaten eğitim videolarımda bunları belirteceğim. Ve bir tane de sticker çıkıyor. Bu sticker da bir yere yapıştırmak için. Ve ekipmanların dağılımına başladı. Evet, bu ölçülendirmede kullanılan arkadaşlar bir cihaz. Şu şekilde yaklaştırayım ben cihaz. Bunu makineye yapıştırıyorsunuz. Makineye de şu şekilde arkasında bantı olacak şekilde bantı yapıştırıyorsunuz. Bunu da bunun üzerine yapıştırıyorsunuz. İstediğiniz zaman rahatlıkla, kolaylıkla söküp takılmaya yarayan ve bizim başvuru kaynaklarımızdan birisi olacak bir ekipman. Başka ne var? Sevgili dostlar, kalem var. Bu kalem ne işe mi yarıyor? Bu kalem gerçekten de müthiş işlere yarıyor. Bileme sırasında işaretlemelerde müthiş işlere yarıyor. Size bunu da ayrıntısıyla anlatacağım. Ve ekipmanların, parçaların sıralamasına göre açılış, kapanış, bunlar hepsinin yerleri var. Yerlerine yerleştirdikten sonra rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir tane daha var. Bu şu aradaki jakları vidalarla sıkmaya ve gevşetmeye ve burada bir tane de burada dönmesini sağlayan, bunları da montaj sırasında göreceksiniz. Ve bir de taş. Bir taraf ince, bir taraf kalın sevgili dostlar. Taş, bunu ne de kullanıyoruz? Tabii ki bunu da ayrıntılı olarak anlatacağım size. Bunu bir kenara aldık. Sevgili dostlar, makinenin alt tarafına koyacağımız sert plastik bir ekipmanımız daha çıkıyor. En önemlilerinden birisi, küçük fakat yaptığı işlev büyük sevgili dostlar. Bu bir mıknatıs. Bunu bileme haznesine, su haznesinin bir kenarına koyduğunuz zaman
Atıl metal parçalarını topluyor, bünyesinde topluyor, rahatlıkla onu alabiliyorsunuz. Taşla birlikte suyla tekrar temas edip taşa zarar vermesini, o metal parçalarının veya bilediğiniz ekipmana zarar vermesini önleyen müthiş ufak fakat işlevi büyük güzel bir aparat. Ve bir tane de sevgili dostlar, burada en çok işleve yarayanlardan bir tanesi var. Evet, gerçekten de nikel acı falan çok güzel yapmışlar. Burada ayarlama şeyi var, numaraları var. Yukarı doğru yaklaştırdığımda görürsünüz buradan. Bunun da montaj sırasında zaten bahsedeceğim. Sevgili dostlar, sonra su haznesi var. Bu su haznesi de içine suyu koyup öncelikle montajını yapıyoruz, sonra suyu koyuyoruz. Ve şu arkadaşlar, şunu ben yanlış bilgilendirme yaptım. Bakın şu şuraya geçiyor aslında. Şöyle koyarsak bu buraya geçiyor. Montajı yapılıyor. Montajı yapıldıktan sonra uzun bıçak bilediğinizde su buradan aşağıya akmaması için bunu yapmışlar. Süper bir şey. Burada aşağıda belki önemli ıslanmasını istemediğiniz şeyler varsa damlayan sular uzun bıçaktan, uzun malzemelerden buna doğru dökülüyor. Bu bunun için. Evet, bunu da koyduk kenara. Ve sevgili dostlar, müthiş bir şey geliyor. Evet. Tormek'in efsane yapan cihazlardan, ekipmanlarından, parçalarından birisi. Bileme taşı. Sevgili dostlar, evet, ağırlığı ağır. Müthiş bir özelliklere sahip, müthiş özellikleri var. Bunu ben size ayrıntılı olarak anlatacağım zaten. Su emme haznesi, üzerinin düzlenmesi ve benzeri şeylerden hepsinden bahsedeceğim. Bu çok güzel bir... Şunu da koyalım şuraya. Ve sevgili dostlar, makine. Makine geliyor. Evet. Makinemiz bu arkadaşlar. Şöyle çevirerek bakmak gerekirse bu deri honlama bölümü, taş şu bölüme takılacak. Şu şekilde çevirdiğiniz zaman bunu, taşı şuraya koyduğumuzda buraya aldık. Montajı çok basit. Çok basit bir vidalama şeyiyle rahat rahat yapabiliyorsunuz. Bunun bu tarafına da ayrıca burada vidası var arkadaşlar. İleri geri şu tarafa doğru çevirdiğinizde zaten derilerin iç bilemelerinde, honlamalarında kullanacağınız malzemeler var sevgili dostlar buraya da. Buraya ilave ediyorsunuz. 1, 2, 3 tane olacak burada. Bunu zaten söylemiştim. Şey olarak buraya mekanizmayı takıyoruz. Taktıktan sonra şu şekilde vidalamasını aşağı yukarı şey yapıyoruz. Bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi müthiş devasa özellikleri olan bir makine. Düşünebiliyor musunuz? İnce tiz keskinlikleri olan her şeyden tutun, kalın kaba baltaya kadar bileyebilen müthiş bir makine. Bunları nasıl kullanılacağını, ne şekilde şey yapılacağını hepsini ben ayrıntılarıyla anlatacağım size. Ve video çekimlerini, yakın çekimlerini de vereceğim. Evet sevgili dostlar, Tormek T8 modelinin kutu açılışı bu. İçinden çıkan parçalar bu. Ayrıyeten diğer parçalar da var. Onları edinebiliyorsunuz. Onların montajı, nasıl kullanıldığı hepsini tek tek anlatacağım. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, takip etmeye devam edin.